Nasıl geçiyor turnuva? İzleme açısından güzel. SG açısından kötü. Dokuzuncu alan mı? Dokuzuncu alan. Oğlum! Bugün bence sahnenin starı, astrolisti, dünya starı Deniz Satar. Yani gördüğüm en iyi etkinliklerden bir tanesi olabilir. Temsilcimiz SG hakkında ne düşünüyorsun peki? PUBG Mobile Espor Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. 9. alanın bu bölümünde biraz daha vlog tarzında ilerleyeceğiz ve 3. gündeyiz. 2. karşılaşmaya geçiyoruz. İlk karşılaşma çok istediğimiz gibi gitmedi. Bugün yanımda Tony olacak çünkü Sencer sunumda. Tony hoş geldin. Hoş bulduk. Dün çok istediğimiz gibi gitmedi. Sadece 9 puan alabildik. İlk gün çok iyi başlamıştık ama dün biraz morallerimiz bozuldu. Biraz turnuvayı bize özetler misin? En azından şimdiye kadar olan kısmı. Ya ilk gün çok gayet iyiydi. Güzel sonuçlar alındı ama 2. gün hem şanssızdı hem de o savaşlara tam girememek, istediğimiz savaşları yapamadık. Evet. Yani 4'e 4 adam gibi bir savaş bile olmadı. Hep bir yolda rotasyonda yakalandık ya bir şey oldu. Alan dışında kaldık, oynamazda kaldık, zorlandık. Sağlık olsun yani. Yani yapacak bir şey yok. Açıkçası 3. gün ilk karşılaşmada da çok çok iyi başlayamadıktan sonra benim için şunu söylemem gerekiyor. Hani gerçekçi olmak gerekirse ilk 3'ü ya da ilk 5'i hedeflemek lazım bence bu saatten yani sonra. Şu an gerçekçi fark olmak çok fazla için. Açıldı. İsterseniz biraz şöyle bir dolanalım etrafta. Şöyle hem şu tarafa doğru görelim. Görelim. Ve tribüne de bir üçlü çektirelim isterseniz. Hadi gelin. 1-2-3-SG! Çektir bir üçlü ya, göster şu an bir golünü. Ozan, emin misin? Bizim takım savaşa girmesin, Doğan'a denk getirmeyelim şimdi. Ayağa, ayağa, bütün salon ayağa. Özledik türbinleri hocam. Nasıl geçiyor turnuva? İzleme açısından güzel. SG açısından kötü. Evet ama genel olarak ben burayı falan çok beğeniyorum. Her hafta yapalım bunu. Şampiyon için favori takımını öğrenebilir miyim? Moğollardan biri olur ya. Alfa son günleri çok iyi oynamıyor. Evet. Toplasalar şampiyonluğa oynayabilir ama bence Moğollardan biri ya STY'ye yargıcı alır. Ya da Forenview. Hepsi Moğollar. Sen ne diyorsun onu? Atmosfer çok iyi kanka. Ama turnuva Türk takımları için çok kötü geçiyor. Kaan Kural'la Sencer. Maçı orada anlatıyor. Hemen yanlarında biz varız. Aslında sahada oyuncuların oturduğu yerlerin etrafında sunucular toplanmış durumda. Diğer yandan işte İngiliz caster'lar burada, Endonezyalı caster'lar burada, Çin bölgesinden gelenler var ve tabii ki Arabistan sunucuları da burada bizimle beraber. Diğer SG tribünde burası aslında. İlk iki gün biraz daha bu taraftalardı ama sanırım davulları o tarafa taşımaya karar verdiler. Çünkü SG oyuncuları bu bölgedeydi. Davul çaldıklarında konsantrasyonlarını çok fazla düşürmemek adına böyle mantıklı bir karar almışlar. Bakalım bugün işe yarayacak mı göreceğiz. O zaman diğer maçta Sencerez'le belki de görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu anda büyük finallerin 3. günündeyiz. Az önce 2. maçı herhangi bir haritasını tamamladık. Arada hemen hızlı bir şekilde 9. alanda yorumlarımızı yapalım. İlk gün aslında 52 puan toplamıştık. Çok iyi bir şekilde yolumuza devam ediyorduk ama dün oynanılan mücadelelerde istediğimizi maalesef bulamadık. Şu anda genel sıralama bu maçın sonunda ne oldu tam ne hatırlamıyorum ama muhtemelen 10. 11. sırada falanızdır diye tahmin ediyorum. Bu karşılaşmadan yine iyi puanlar topladık. 6-7 puan aldık ama dün oynanılan bütün mücadelelerde bu kadar puan çıkartabildik. Yoksa ilk gün inanılmaz bir performans vardı, 52 puan. Buradan sonra şampiyonluk birazcık zor gözüküyor. Direkt keçe gelelim ya, geç. Şampiyon için favori takımın nedir? SG için turnuva nasıl geçiyor ve atmosfer nasıl? Bize değerlendirir misin bunu? Şimdi önce atmosfer bence aşırı güzel. Arena müthiş yani genel anlamda. Ben zaten daha önceden röportajda da demiştim. Top 8, birinci de olabilir 8. Birinci 8. de olabilir. Öyle bir puan tablosu göreceğiz diye söylemiştim. Şu an sanırım biraz top 5, top 6 full şampiyonluğu oynuyor. SG için kötü geçiyor baya. Yani onları toparlayacak bir maç da olmadı. Tekrardan ayağa kaldıracak. SG biraz daha agresif bir takım normalde ama sanırım istediklerini yapamıyorlar şu an. Biz de tabii bu yollardan geçtik, biliyorum az çok psikolojilerini. O yüzden sağlık olsun yani. Ortam nasıl peki kanka? Ortam çok iyi. Ben de seni bir çekeyim de gel ortamı gösterelim. Ortam efsane işte. En güzel noktalardan bir tanesi de bu ortam. Seyirci, tribün hiçbir zaman eksik etmiyorlar desteği. Muazzam bir destek veriyorlar. Gavullar, zurnalar yani inanılmaz bir bayram havası var. Ve solistimiz Tintin Hanım ekranlarda. 9. alan mı? 9. alan. Sağ olun. Tam en sevdiğim program. Ne anlatıyordum?
değerlendiriyorduk atmosferi, sahneyi. Çok teşekkür ederiz. Özellikle gerçekten çok güzel. Siz de güzel işler çıkartıyorsunuz. Bugün bence sahnenin starı, astoristi, dünya starı Deniz Satar. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Ne zaman konuk alacaksınız 9. alana? Sen ne zaman istersen. Direkt sana verelim programı. Hayır, senin olsun hayır. Program. Sizsiz olmaz, sizsiz olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Anlaştık. Bu arada gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten muazzam bir ortam, muazzam bir atmosferde. Ya bir kez daha böyle çit attık değil mi? Endonezya, İstanbul, seneye bakalım. Londra. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Londra'ya gidiyoruz. Seneye geliyor muyum ben de? Tabii canım, sensiz olur mu hiç ya? Saçmalama ya. Riyad'da, Endonezya'da bizim kalbimiz ne sen? Sizin de bir 9. alana beni bir konuk alın bakayım. Tamam. Bir gün yayın sonu denk geldi. Müsait olduğun zaman alırız seni. Anlaştık. Çok güzel, muazzam bir atmosfer var. Hep birlikteyiz. Sevgili Kaan Kural'la Second Best anlatımdayız. Bizim zaten efsanevi isimler Yargıç Tony Scott, Erman Yaşar analizde. Güzel geçiyor, muazzam, eğleniyoruz. Keyfimiz yerinde. Tabii ki gönül ister de S2'cü şu anda birinci sıraya yakın olsun. Şampiyonluk yarışında olsun. Ama şu anda birazcık zor gözüküyor dediğim gibi. Ama her şey muazzam. Yani bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan herkese A'dan Z'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gün içerisinde ara ara yine röportajlara devam ederiz. Maçların sonunda. Şimdi birazdan 3. karşılaşma herhangi bir haritası başlıyor olacak. O yüzden maça geçme zamanı. Kendinize iyi bakın. Atmosferle ilgili fikirlerini merak ediyorum senin. Vallahi ben çok sevdim. Yani zaten samimi bir ortam var. Ben arada iniyorum VIP'den. Etkinlikteki emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Gelen herkese çok teşekkür ederim. İlgi, alaka çok güzel. Ben çok beğendim. Yani gördüğüm en iyi etkinliklerden bir tanesi olabilir. Temsilcimiz Estücü hakkında ne düşünüyorsun peki? Cuma günü izledim. Cuma günü 2. sıradalarda çok güzel performans sergilediler. Sonlara doğru biraz düşüş yaşandı ama bence hala iyi seviyediler yani. Bence güzeller. Şampiyon için favori takımını öğrenebilirim son olarak. Bu Dünya Şampiyonası'nda S2G ama benim bir takımdayım artık, bir ailedeyim ben de. Regnum'dayım, onu tutuyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkürler, ben teşekkür ederim. Senin şampiyon... Alpha 7 sonuna kadar. Alpha 7. Karılıyor Erebo. Peki S2G için ne düşünüyorsun? S2G ortalama oynuyor. İnşallah ilk 5'e girerler ya. Şu an 3 maç kaldı ama. Şansları var mı? Var. İlk 5'e girme şansları var da şampiyonluk biraz zor gibi var. Evet, fotoğraf çekimini bekliyoruz şu an Taha Bey'in. Taha Bey, bir bakar mısınız size zahmet? Evet, bir fotoğraf daha çekelim, ondan sonra şey yapacağız. Aa, nereden buldum bunu? Sana şimdi altın 3 tane soru soracağım. Evet. Turnuvanın geneli hakkında ne düşünüyorsun? Evet. S2G hakkında ne düşünüyorsun? Tamam. Ve atmosferi değerlendirir misin bize birkaç kelimeyle? Önce atmosferden, atmosfer vallahi bugün çok kalabalık. Hadise konseri uçuyordu ya, bayağı uçuyordu yani. Sevdin mi dansları falan? Sevdim tabii canım, Hadise'nin hayranıyız birebir. Evet, tekrardan birlikteyiz. Birinci karşılaşmada çok fazla istediğimizi alamadık ama ikinci ve üçüncü erengellerde şu anda 7'şer puan aldık. Biraz daha puanımızı 75'e kadar çıkartmayı başardık ama hala sıra yükselemiyoruz. Çünkü son karşılaşma biraz daha üst sıraların karşılaşması oldu ve liderlik el değiştirdi Tony. Biz daha çok esasında Brezilya temsilcilerinin daha iyi olacağını düşünüyorduk. Sadece Alpha 7 yukarılarda duruyor. Loops beklentiyi karşılayamadı bence. Loops konusunda şunu söyleyeceğim. İngiliz casterlarla konuşurken Güney Amerikalı bir caster var biliyorsun, Seven. Hmm. Seven'la konuştuğumda, Loops'la ne oldu diye sorduğumda egolarına yenik düştüler dedi. Yeşil grubu birinci sırada bitirdikten sonra egolarına yenik düştüklerini söyledi ve şu anda halleri çok çok kötü durumda, gerçekten onu söylemek lazım. Hani yeşil grubun lideri olarak çıktılar. Tower'da Alpha 7'ı aşağıda yani bıraktılar ama ona rağmen burada olmaları çok çok acayip. O performanstan sonra burada olmak gerçekten sıkıntılı yani. Emin hoş geldin öncelikle. Hoş merhabalar. Merhaba. Atmosfer nasıl? Atmosfer çok iyi. Zaten Türk takımını destekliyoruz. Evet. Şu an diğer maçları da çok merakla bekliyoruz. Çok heyecanlı bir atmosfer var şu an. S2G için ne düşünüyorsun? S2G ile ilgili. S2G çok güzel başladı. Güzel devam ettirdi. Şu an finale yaklaştı ama umarız ki kazanır. Şampiyon için favori bir takımın var mı? Favori ya S2G diyeyim ya sadece. Tamam, evet. Teşekkür ederim. Bir A7 vardı da ama o kazanmasın. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Teşekkürler. Gerçekten hala tribünleri terk edenler yok. Çünkü her ne kadar takımımızın iyi döneminde yanında olsalar da kötü döneminde de yanında buna bulunuyorlar. Buna uygun bir bestem var. Nedir hocam? Yenilsen de yensen de taraftarın senle, üzüntünle, sevincinle, seninle birlikte. Lay 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 lay. Kesinlikle öyle. Bu durum bu yani. Hiç susmuyorlar. Ve şunu da söyleyeceğim Tony. Net bir şekilde söyleyeceğim. Senelerdir e-spor sektöründeyiz seninle beraber. Bu zamana bu kadar zirve. E-sporda... Hayır bak, PUBG Mobile dışarısındaki oyunları da dahil ederek söylüyorum. Ben bu kadar yüksek izleyicili, bu kadar yüksek dizimelde bir turnuva daha izlemedim.
2 maç kaldı. Erengelleri bitirdik. Ya maalesef üst sıralara doğru tırmanış gerçekleşmedi. Şampiyonluk gelmesi çok zor. İlk 5 gelmesi çok zor. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Muazzam bir atmosfer var. Yani Stal Ort'a mı gidecek? Alfa 7'a mı? HC'ye mi? Galibiyetin kime gideceğini de kestirmek şu an çok güç. O yüzden çok heyecanlı 2 tane karşılaşma bizleri bekliyor. Miramar'da şampiyon belli olacak. Yani son maçta şampiyon belli olacak diyebiliriz. Şimdi maça geçeceğim. Bak orada süre de var. 6 dakika diyor ama 2-3 dakika öncesinden muhtemelen bize geçiyor olacaklar. Alalım seni o zaman. Hadi görüşürüz. Evet, Dünya Şampiyonası ile beraber 9. alanında artık yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. AHC inanılmaz bir performansla beraber şampiyon oluyor. Tony, AHC'nin şampiyonluğunu konuşalım istiyorum. Çünkü Stalwart'ın önüne şanslar geldi, değerlendiremedi. Alpha 7'ın önüne şans geldi, değerlendiremedi. 32 sıralama olması lazım. 32 sıralama puanıyla şey nasıl şampiyon oldular? 110 skor. Zaten bir tane galibiyet var. Onu attın mı 22 sıralama kalıyor 17 maçta. 18 karşılaşmada 110 skor. 110 skor şu ana kadar alınmış belki de en yükseği diyebiliriz. Ben açıkçası bu zamana kadar böyle bir şey görmedim. Çünkü son karşılaşmaya kadar hala ilk 6 takımın şansından bahsediyorduk. Belki onu 5'e düşürebiliriz ama 4MV gelmeye çalıştı. Alpha 7'ı S2G eledi. Yani ilk 3'e karar verici mekanizma onlar oldu. Alpha 7'ı eleyen bir Morph vardı. Ya bugün Alpha 7 dağıldı. Ya şunu söyleyebiliriz. Brezilya takımları Türk takımlarıyla aynı hislere, duygulara sahip. Çünkü onlar da çok duygusal yaklaşıyor. Türk takımlarında hep diyoruz yani nasıl başlarsan öyle gider diye. 2 gündür Sanok haritasını kazanarak başlayan bir Alpha 7 vardı ama bugün Sanok haritasından bomboş ayrılan bir Alpha 7'den sonra sıra düştüğünü gördük. Oraları da biraz senden isteyeceğim ve sonra kapanışa geçelim. Yani bence bunun baş mimarı taraftardı. Kesinlikle. Çünkü hani bizim şampiyon olabilmemiz için bir yaklaşık bir 90 puan falan civarı bir puan lazımdı esasında günün başında. Bunun için böyle bir taraftar esasında Alpha 7'a kilitlendi. Ne zaman Alpha 7 savaşa girdiği andan itibaren sürekli böyle bir bağırtılar, çağırtılar, taraftar baskısı onların moralini bence tamamıyla çökertti. Demoralize olmuş bir Alpha 7 devamında tamamıyla olayı kaybettiler. Kesinlikle öyle. Yani AHC'nin güzel bir yolculuğu vardı Zeus'la beraber. 2020'de Zeus'la 3. oldular. 2022'de 5. Ve sonrasında da şampiyon oldular. Tebrik ediyoruz. Artık yavaş yavaş 9. alanda kapatma vakti diye düşünüyorum. 2023'ün son 9. alanda Dünya Şampiyonası ile beraber sizlere veda ediyoruz. Senceres buradaydı. Tony beraber benimle beraber buradaydı. Videoya beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki 9. alanda yeni sezonda görüşmek üzere. Hoşça kalın.